Önce Almanya, sonra da Hollanda ile yaşanan toplantı krizi CHP liderinin de gündemindeydi. Hollanda'ya verilecek tepkinin sözde kalmamasını dileyen Kılıçdaroğlu, tüm ilişkileri askıya alalım, gelin dedi. Siyaset bir uzlaşma alanıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da muhtarlar buluşması programına katıldı. Hollanda'nın skandal bir kararla Türk bakanları engellemesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, bu ülkeye somut tepki verilmesi gerektiğini söyledi. Efendim en ağır şekilde bedelini ödeyecekler. Nasıl? Nasıl ödeyecekler? Bekleyin 16 Nisan'dan sonra. Niye 16 Nisan'dan sonra? İktidar tamam, muhalefet destek veriyor. Sonuna kadar destekliyoruz. Niye o zaman gereğini yapmıyorsun? Hollanda'yla ilişkilerin tamamını alın askıya. 16 Nisan'dan sonra diyecekler ki ya bunu gene FETÖ karıştırdı. Böyle bir şey olmaz. Kusura bakmayın. Gelin hep beraber tokalaşalım. Bu işi idare edelim. Göreceksiniz. Bakın burada söylüyorum. 16 Nisan'dan sonra göreceksiniz. CHP lideri hükümetin dış politikasına eleştirisini İsrail örneğiyle sürdürdü. İsrail bizim 9 vatandaşımızı açık denizde katletti mi? Katletti. Ezanı yasakladı mı? Yasakladı. Ben şimdi değerli arkadaşlarım. Ne dediler? Gazze'de abluka kalkmazsa İsrail'le bir araya gelmeyeceğiz. Dediler mi? Dediler. En yetkili ağızlar söyledi. Ne oldu? Sonra ne oldu arkadaşlar? Abluka kalktı mı? Kalkmadı. Türkiye'nin itibarı kaça satıldı? 20 milyon dolara. Alın dediler 20 milyon doları sesinizi kesin. Almanya ile yaşanan toplantı krizi de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Almanya gününü görecek. Nasıl görecek? İncirlik üstünde Alman askeri var mı? Var. Çıkarıyor musun? Çıkarmıyorsun. Konuşuyorsun. Ya bu millet konuşmaktan bıktı arkadaşlar. Ne yapacaksan çık, adam gibi yap. Bu kadar açık.